Tekrar merhabalar. Alsancak Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzesi'nden gezmeye devam ediyorum. Bakın, burası da Kehanet ve Apollon. Karşınızdaki Apollon'un heykeli. Yunan inancında bazı tanrıların kahinlik özelliği ve gücü vardı. Geleceği görme yetisine sahip olan Apollon, insanlara zarar veren Piton canavarını Delphi, Yunanistan, Parnassos Dağı'nda öldürdüğü yerde ve ilk ve en önemli bilicilik merkezinde kurmuştu. Bilicilik merkezinden tanrıların işaretlerinin ya da sözlerinin insanlara ileten kahinler, Apollon'un kehanet işaretleriyle doğrudan ilişkili bir durumda olan mania, yani çılgınlık, kahinlere geleceği görme yetisi kazandırdığına inanılmaktaydı. Ayrıca Apollon'un kehanet ocaklarında oldukça yüksek düzeyde saygı gören kahin ya da kahinlerin farklı yöntemlerle trans hali gerçekleştirdikleri biliniyordu. Tanrı'nın sözlerini ileten kahinler Delphi, Kloros'ta, Menderes, İzmir'de kehanete başvuranlar tarafından görülmez. Fakat sesleri duyulurken Didima, yani Didim kahinlerinin söylediklerini duyamaz ve göremezlerdi. Bakın, Apollon'un orijinal bir mermer heykeli. Buradaki eserlerin hepsi orijinal. Gerçekten güzel bir müze oluşturulmuş. Bu tarafa bakarsak burada da kendini bul diyor. Kehanet ve Apollon bölümünde yaşadığın şehri bul gibi bir bölüm var. Simirna, İzmir, Philadelphia, Alaşehir, Laodikya, Denizli, Samos, Yunanistan'ın adası, Klozemenya, Urla, Pergamon, Bergama gibi örnekler vereyim size. Bu şekilde eserler de burada. Riton, eski Simirna, arkaik dönem, pişmiş toprak örneklerini görüyorsunuz.